Arizi sıfatlardan tenvin ve sakin onun hallerini görüyorduk. Bu dersimizde izharla birlikte devam edeceğiz. 6. dersimiz. İzhar arkadaşlar sözlükte bir şeyi ortaya çıkarmak, açıklamak manalarına gelir. Terim olarak ise iki harfin arasını birbirinden uzaklaştırarak birbirine katmadan okumaktır. El-izharu huvel-infisalu teba'uden beynel harfeyn. İki harfin arasını teba'uden uzaklaştırarak huvel-infisal ayırmaktır. İzharın hükmü bu dört harfta hemze, ha, ayn ve he harfinde bütün kurra ittifak etmiştir. Burada vacip. Gayn ve ha harfinde ise kıraat-ı aşere imamlarından İmam Ebu Cafer bu iki harfte ihfa yapmıştır. Burada ise caizdir diyoruz. Genel olarak Asım'ın has rivayetine göre 6 harfte yapılması gerekir. Peki ne zaman izhar olur? Tenvin ya da sakin nundan sonra izhar harflerinden biri gelirse izhar meydana gelir. 6 tane harf neydi? Allahu, hayyun, halikun, adlun, ganiyun, hadiye. Allah'ın isimlerinin bu baş harfleri hemze, ha, ha, ayn, gayn ve he harfi. Yani boğaz harfleri de bunlara denilmekte. Arkadaşlar izhar yaparken sakin nun ve tenvinin ğunnesi duyulur ancak harf tutulmaz ve uzatılmaz. Sadece harfin hakkı verilerek okunur. İzhar yaparken sekte de yapılmaz, hareke de verilmez. Tün hevne minhu kavmin her. Diğer örnekleri görelim. İn hiye men amene gafurun halim tarzında. Evet, izharımızı özetleyelim. Terim olarak iki harfin arasını birbirinden uzaklaştırarak birbirine katmadan okumaydı. El-izharu huvel-infisalu teba'uden beynel harfeyn. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra boğaz harflerinden biri. Allahu hayyun halikun adlun ganiye ve hadiye. Bu harflerden biri gelirse izhar olur. İnhiye limen haşiye gafurun rahim. Bu tenvin ve sakin nundan sonra gelen bu harfle yapılan izharlara, altı harfle yapılan izhara dil izharı da denmekte. Hemen izharın çeşitlerini kısaca açıklayalım. Önümüzdeki derslerde gelecek. Şimdiden kulağımız buna aşina olsun. Tenvin ve sakin nundan sonra izhar harflerinden biri geldiği zaman gerçekleşen izhara dil izharı deniyor. Dudak izharı sakin mim harfi ba ve mim dışında kalan bir harfe uğrarsa ihfa izhar-ı şefevi oluyor. Yani dudak izharı. İzhar kameri elif-lam takısından sonra kameri harflerden birinin gelmesiyle yani elif-lam takısının okunmasına deniliyor. Bir de izhar kelime-i vahide var. Bir kelimede yapılan izhar. İdgamel ğunne'nin izharı. Qinvanun, sinvanun, ed-dunya bunyan. Bu dört kelimede de idgam yapılmıyor, izhar yapılıyor. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.